Aliye Hanım programa daha yeni katılmış olmasına rağmen hemen kurada çıktı ve değişim için bir aday oldu. Şimdi gördüğünüz gibi aslında güldüğü zaman efendi dişleri güzel. Dişlerin tek kusuru kabul edebilecek yanı ne? O da siz söyleyin. Sarılık. Ve kanama oluyor. Yani yapısı biraz bozuk. Sarılık olduğu için sarılığı diş beyazlatmayla çözmeyi düşünüyorum. Hani şimdi çok iyi fırçalamak zorundayız. Fırçalamanın yanında diş ipi kullanmak zorundayız. Evet. Diş ipi kullanmak bir lüks değil. Her akşam dişlerimizin arasını diş ipiyle temizlemek zorundayız. Çünkü dişlerin arasına giren gıdalar zamanla mikroplara sebebiyet veriyor ve diş etleri kanamaya başlıyor. Niyetim diş taşlarını temizleyip ondan sonra lazerle bakterileri öldürmek ve siz kanamasız, daha beyaz, güzel dişlerle yapmak. Bakalım. Başlıyoruz tedavimize. İşleme öncelikle diş taşlarını temizleyerek başlayacağız. Diş taşları ortamdan uzaklaştırıldı. Şimdi dişin yüzeyinde lekeler var ve diş taşlarının çıktığı yerlerde ufak tefek kirinti çıkıntılar var. Onları pürüzsüz hale getireceğiz. Dişler cilalandı, pürüzler giderildi ancak hala diş etleri cebinde bazı bakteriler var. Bu bakterilerin ortamdan lazerle dezenfekte edilmesi lazım, uzaklaştırılması lazım. Diş etin ile diş arasına girerek o bölgede lazer ışınlarıyla bakterileri dezenfekte edeceğiz. Aliye Hanım daha programa yeni girmiş olmasına rağmen hemen seçildi, bize geldi ve biz de gülüş olarak değişimini tamamladık. Diğer değişimler de Aliye Hanım nasıl olacak? İsterseniz hep beraber finalde izleyip görelim.